Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft Power BI eğitimimize Power Query içerisindeki M dili üzerinden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda M dilindeki metinsel ifadeleri, yani metinsel karakterli verileri üzerinde işlem yapabileceğimiz M dilinin fonksiyonlarını göstermiştik. Bugün tarihsel fonksiyonlar üzerinde biraz bakalım. Bu işe çok derinlemesine girmeyeceğim. M dilini sadece nasıl kullanıldığı hakkında biraz bilgi sahibi olun. Power BI içerisinde zaten sıklıkla danışacağız bu M dilini arkadaşlar. Geldik veri kısmına. Bir boş sorgu daha açalım. Boş sorgu üzerinden işlemlerimizi devam edelim arkadaşlar. Metinsel ifadeleri dediğim gibi bakmıştık. Şimdi yine görünüm kısmına gelip gelişmiş düzenleyici kısmından biraz da tarihsel yapılara bakalım nedir ne değildir. Şimdi öncelikle yine bir x isimli bir değişken tanımlayalım arkadaşlar. Bir metinsel ifadeyi tarih formatına çevirmeye çalışalım. Bunun için date nokta from text dediğimiz bir alan arkadaşlar. Bunu tırnak içerisinde örneğin 10 12 2021 dediğimiz zaman ifadeyi bu şekilde tarih formatına çevirebiliyoruz. Geldim buradaki x değerini yazdırmak istiyorum. Bitti deyince arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bu bir karakterden ziyade tarih yapısına geçti. Bunun üzerine işlemler yapmaya başlayalım. Tarihlerle ilgili neler yapabiliriz? Bunlara bakalım arkadaşlar. Örneğin ilk olarak date.addAce dediğimiz bir yapı var arkadaşlar. Bu tarih formatımızdaki güne belli bir gün ekler arkadaşlar. Örneğin 5 gün eklediğimizde artık 15-12-2021 şeklinde bir çıktı beklerim ben. Geldim, bitti dedim arkadaşlar. Bakın ne oldu? 15-12-2021 şeklinde gün ekleyerek bir yapı kullanabiliriz. Buna günden ziyade ay da ekleyebiliriz. 5 ay eklediğimizdeki tarih bakalım ne olacak? Bitti diyorum arkadaşlar. Ne yaptı? 10.05.2022'ye geldi. Aydan başka ne var? Quarter var arkadaşlar. Çeyreklik ekleyebiliriz. Örneğin 4 çeyreklik eklediğimizde tam 1 yıl döndürmesini beklerim. Yani 10-12-2022'ye yakın bir tarih çıkması gerekiyor. Bakın ne yaptı? 10-12-2022 şeklinde bir çıktı bana getirdi arkadaşlar. Veya hafta ekleyebilirsiniz. Yani buradaki et yapısıyla, date et yapısıyla bastığınız zaman 7 günlük bir süreci tarih şeklinde tanımladığımız alanı bir hafta olarak ekleyebilirsiniz. Yine yıl ekleyebilirsiniz arkadaşlar et years yapısıyla. Bitti dedikten sonra 10-12-2022 şeklinde bir yılı ekleyebiliyorsunuz. Tarihin içerisinden belli parçaları alabilirsiniz. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Date olması gerekiyor. Bir bakalım. Date. Şurayı silersek x dersek yani x değişkenin tanımladığımız tarihin içerisindeki gün değerini döndürmesini bekliyorum. Bitti dediğimde sonuç bana 10 olarak geri dönecektir arkadaşlar. Tarih içerisindeki gün değerinde bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Başka ne var? Bakalım şöyle bir date yazabilirsek bir de date day of week var. Date day of week arkadaşlar haftanın kaçıncı günü olduğunu bize gösteriyor tarih yapımızın. Bunun için bir haftanın son günü değerinde girmemiz gerekiyor. Bunun için day nokta mesela pazar olarak son gün olarak girdiğimizde arkadaşlar bakalım bitti diyelim. Tanımlanmadı. Nerede tanımlanmadı? Nerede hata yaptık? Şurayı iki defa yazmış. Bakalım ayın 10'u bize haftanın hangi kaçıncı gününe denk geldiğini gösterecek. Bitti diyorum. Sonuç 5 olarak dönüyor arkadaşlar. Tarihimiz neydi bizim? 10-12 idi. Hemen şuradan bir bakalım. 10-12-2021 tarihine. Cuma gününe geliyor ve haftanın 5. gün olarak bize sonucu döndürmüş oluyor arkadaşlar. Bunun ismini de yazdırabilirsiniz.
date nokta day of week name. Yani hangi güne tekabül ettiğinin isimsel, yani cuma, cumartesi vesaire hangi güne geldiğini. Bunu x'i yazdıktan sonra arkadaşlar Türkçe istediğim için tr-tr yazıyorum. Ve bitti dedikten sonra yine bir yerde hata yaptım. Muhtemelen yine çift oldu şurası. Şurayı kapattık. Bitti dediğimde sonucun cumaya geldiğini, yani 10-12-2021 tarihinin cuma gününe geldiğini bana döndürebiliyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde tarih içerisindeki günün yılın kaçıncı gününe geldiğini de tespit edebiliyoruz. Bunun için day of year olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. X dediğimde bakalım 10-12-2021 yılın kaçıncı gününe tekabül ediyor. Bu sonucu döndürmesi gerekiyor. Yine çift mi yazdık ya? Şuna dikkat etmiyoruz. Bitti dedim. 344. gün arkadaşlar, tarih içerisindeki günün yılın kaçıncı gününe tekabül ettiğini bu şekilde tespit edebiliyoruz. Başka ne vardı? Days in month olması gerekiyor. Bu da bulunduğu tarih, yani tarih formatının içerisindeki hangi aydaysak o ayın kaç gün çektiğini bize bildiriyor. Tamam dediğimde 31 değerini vurarak görüyoruz arkadaşlar. Geldim yine bakalım Aralık kaç çekiyormuş. 2021'in Aralık ayı 31 çekiyor. Bunu da bu şekilde tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Yine günü içerisinden çekebildiğimiz gibi ayı da çekebiliyoruz arkadaşlar. Bunun için date month yapısını kullanıyoruz. Şuraya x yazdığımızda, yani tarih yapımızı date month içerisine entegre ettiğimizde bize 12 sonucunu döndürmesi gerekiyor. Bitti diyorum arkadaşlar. 12 sonucunu bize döndürüyor. Yine günün hangi gün olduğunu bize metinsel olarak ifade edebildiği gibi arkadaşlar ayın da bize ismini bu şekilde döndürebiliyor. Yine x yazdıktan sonra tr tr şeklinde sonucu bize döndürdüğünde Aralık ayı olduğunu bize sonuç olarak döndürüyor arkadaşlar. TrueCore yapısı var. TrueCore yapısı da arkadaşlar nerede? Şurada. Bu da formatın içerisindeki yıl, gün ve ay yapısını bize liste şeklinde gösteriyor arkadaşlar. Şöyle geldik, x dedik, bitti diyorum. Bakın ne oldu? Year 2021, month 12 ve day 10 şeklinde yapıyı bize döndürebiliyor. Yine formatın içerisinde günü aldık, ayı aldık, yılı da alabilmek için arkadaşlar date year yapısını kullanabiliriz ve sonuç bize 2021 olarak geri dönecektir. Tamam'a bastım. Sonucu yine 2021 olarak bize döndürmüş oldu. Şimdi formatın başında bir text dosyası içerisindeki, yani bir text yapısı içerisinde bir karakteri format bazlı date'e çevirdik. Yani tarih yapısına çevirdik. Bunu bu şekilde değil de şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir diyez işaretiyle başladıktan sonra date diyorsunuz ve date'in içerisine önce yılı, virgül, daha sonra ayı, virgül ve daha sonra günü yazdığınızda yine arkadaşlar sonuç bunun bir tarih olduğunu ve tarih formatında olduğunu bize döndürecektir. Tekrar şöyle x yazdığımda ve sorguyu da çalıştırdığımda bana 22.07.2021'i tarih olarak döndürebilir. İster text yapısından çevirebilirsiniz, isterseniz direkt diyez işaretiyle başlayıp date ile birlikte yapıyı bu şekilde tarihe dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Bunların mesela saat yapılarında da kullanabilirsiniz. Aynı mantık çerçevesi içerisinde Microsoft Power BI M dili yazdığınızda Google üzerinde size M dilinin içeriklerini bu şekilde gösterirler arkadaşlar. Tarih formatında olduğu gibi mesela saat yapısında da bunları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı mantık içerisinde çalışır. Yine aynı şekilde arkadaşlar sistemin saatini de çekebilirsiniz. Onun için mesela şurayı tekrar bir silelim. Date time at zone değil herhalde. Time zone olması lazım. Fixed local no. Şunu
İçerisi boş olduğunda bu fonksiyonu çalıştırdığınızda sistemin saati ve tarihi ile ilgili bilgileri çekebilirsiniz arkadaşlar. Bitti dediğiniz zaman bu şekilde 2021-07-22 time dediği kısım arkadaşlar 22-07-02 şeklinde ve daha sonra saniyenin de mikro yapısını burada bu şekilde görebiliyorsunuz. Yine date yapısında hani diyez işaretiyle başlayıp bir date yapısı oluşturduğumuz gibi yine saat yapısında time yapısıyla oluşturabiliyorsunuz diyez işaretinden sonra. Önce saati arkadaşlar, daha sonra dakikayı ve daha sonra da saniyeyi bu şekilde oluşturup bitti dediğinizde 12-15-15 şeklinde bir zaman dilimi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. İç içe de kullanabilirsiniz bu yapıları. Mesela time nokta hour dedikten sonra parantezi açıp kapatırsanız içerisindeki saat dilimini sadece saat kısmını görmek istiyorum. Bunun için time hour kullanıp iç içe bir fonksiyon yazdık. Bitti dedikten sonra sonucun 12 olduğunu bize döndürüyor arkadaşlar. Yani düzenlediğimiz saat yapısı içerisindeki sadece saati bu şekilde alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde minüt şeklinde dakikayı da alabilirsiniz. 12-15-15 şeklinde bu yapıları yapabilirsiniz. Yine second'la saniyeyi de alabilirsiniz arkadaşlar. Yine record yapısı vardı. Aynı şekilde tarih yapısında olduğu gibi time serilerinde de bunu yapabilirsiniz. Sadece listeler bitti dedikten sonra arkadaşlar saatimiz 12-15 minutes ve 15 second şeklinde saat, dakika ve saniyeyi bu şekilde düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Kısaca tarihsel ifadelerde de bu tarz fonksiyonlar çalışır M dilinde. Dediğim gibi çok fazla derinlemesine işin içerisine girmedim. Böyle tek tek anlatma taraftarı da değilim bunu. Çünkü hepsi işimize yaramayabilir ama en azından çalışma mantığını entegre edebilirsek Power BI tarafından çok daha rahat bir şekilde çalışabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da ne yapalım? Matematiksel işlemler üzerinde, matematiksel fonksiyonlar üzerinde işlem yapmaya çalışalım. Ondan sonra yavaştan konumuza devam ederiz. M dili içerisine çok fazla derinlemesine girmek istemiyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.